Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün tavuk etli bol soğanlı hengal tarifi paylaşacağım. İlk önce şöyle 7 tane soğanım var. Şöyle biraz küçük olduğu için ben 7 tane ilave soyacağım. Eğer büyükse de sizde 3-4 tane olsa yeterli. Ve şimdi soğanlarımı hepsini halka halka doğrayacağım. Ve işte arkadaşlar şöyle soğanlarımı da şöyle halka halka doğradım ve içerisine 200 gram tereyağı ilave ettim. Siz fazla da az da ilave edebilirsiniz. Kendi tercihinize kalmış. Ve şimdi soğanlarımı ocağa koyacağım ve pembeleşip kavrulana kadar soğanlarımı kavuracağım. Önce tavuklarımı haşlayacağım. Şöyle ben tavuktan biraz ayırmıştım. Siz bir bütün tavuk da yapabilirsiniz. Şöyle tavuklarımın üzerine su ilave edeceğim. Şu şekilde tavuklarımın üzerine su ilave ettim. Şimdi ocağa koyacağım. Tavuk etlerim pişene kadar pişireceğim. Ve suyunu da İsraf etmeyin. Daha sonra çorba yapmanız için kullanabilirsiniz. Şimdi tavuk etlerimi ocağa koyacağım. İşte hamurunu hazırlayacağım. Yani hengelini. Öncelikle yoğurma kabına 4 su bardağı un koydum. Daha sonra içerisine tuz ilave edeceğim. Tuzu ilave ettikten sonra şöyle karıştırıyoruz. Tuz iyice karışsın. Daha sonra içerisine bir tane yumurta ve az az su ilave edip sert hamur yoğuracağız. Hamurun kıvamı mantı hamuru kıvamında olması lazım. Şimdi hamurumu suyundan az az ilave edip mantı hamuru kıvamında olacak şekilde sert hamur yoğuracağım. Hamurumu da şöyle kıvam oldu. Şöyle göstereyim, sert hamur olması lazım. Şöyle bu bardakla bir su var idi içerisinde. Hepsini ilave ettim. Daha da ilave etmedim. Şimdi hamurumu güzelce yoğurmamız lazım. Hengelde hamur yaparken üzerine en az 15-20 dakika yoğurmamız lazım hamurunu. İşte hamurumu da şöyle güzelce yoğurdum. Şimdi ise hamurumu bezelere ayırdım. İşte hamurumu da şöyle 3 tane beze yaptım. Ve üstüne büyük bezelere ayırdım. Şimdi üzerini kapatacağım. Biraz hamur dinlensin. O zaman kolay açılır. Yani şöyle bir 10-15 dakika hamurumu dinlendireceğim. Daha sonra açacağım. Şimdi tavuk etlerim de kaynadı. Ben üzerinde kep oluştu aldım. Şimdi içerisine şöyle bir çay kaşığı tuz ilave edeceğim. Şimdi etlerin de tavuk etlerimde pişmesi lazım. Soğanlarım da gördüğünüz gibi şöyle kavruluyor. Ve ocağın altını yüksek ateşe koymayın. Orta ateşte kavrulsun. Ara sıra da karıştırın. Ve işte hamurumu da şöyle gördüğünüz gibi yaydım. Şu şekilde hamurumu yaydım. Kalınlığı da şöyle, çok da kalın olmasın, ince de olmasın, şu şekilde. Şimdi bolca unlayacağım. Şu şekilde bolca un ilave ettim ve onu elimizle hamurun her tarafına yayıyoruz. Şu şekilde. Şimdi ise hamuru oklavaya doluyoruz şu şekilde. Şimdi ise hamuru şöyle o şekilde ortadan ikiye keseceğim. Şu şekilde kestim. Şimdi ise şu şekilde keseceğiz. Hamurları da kestim ve tepsimi şöyle biraz unladım. Şimdi kestiğim hamurları tepsiye dizeceğim aralıkla. Üste dizmeyi. O zaman yapışır. Bu şekilde tüm hamurları şu şekilde tepsimize diziyoruz. Ve kalan hamuru, iki tane kalan hamuru da bezemin ben yayıp aynı bu şekilde arasını unlayıp oklavaya doladıktan sonra ortadan ikiye kesip bu şekilde keseceğim ve hepsini tepsime dizeceğim. İşte tüm hamurlarımı yaydım ve kestim. Bu şekilde tepsiye dizdim hepsini.
Şimdi ise suyunu tencereme su koyacağım. Ve işte arkadaşlar şu soğanlarım da kavruluyor. Bu şekilde tam şöyle kızarmamış. Tavuklarım da pişti. Şimdi ocağın altını kapatacağım. Ve pişen tavuklarımı bu şekilde suyunu süzerek soğanlarımın içerisine ilave edeceğim. Yine söylüyorum, suyunu israf etmeyin. Bir tava boşaltın, daha sonra çorba yaparsınız. Şimdi ise ben tüm tavukları çıkartıp soğanların içerisine ilave edeceğim. Şimdi de tavuklarımı da ilave ettim. Şimdi tavuklar ve soğanlar da biraz kavrulsun. Şu şekilde soğanları ne göstereyim, tam kızarmamış. Öyle ilave edin, yoksa eğer kızarırsa tavukları ilave ederseniz o zaman soğanlar yanar. Şimdi ocağın altına yine orta ateşe koyun ve ara sıra karıştırarak bu şekilde yine biraz kavurun. Şöyle geniş bir tencereme su koydum. Suyum da kaynamaya başladı. Ben suyuma tuz ilave edeceğim. Şöyle 4-5 çay kaşığı ilave edeceğim. Geniş bir tencere olduğu için, bayağı da içinde su olduğu için özellikle tencerenizin geniş olması lazım. Şimdi ise içerisine karıştıracağım. Şu şekilde karıştırıyorum tuz erimesi için. Şimdi ise kestiğim ben bir kısmını ayırdım. Bir kısmını ayırdım. Yarısını henüz pişirmeyeceğim. Şimdi bu şu kestiğim hamurları tek tek şu şekilde tek tek şu şekilde hepsini suyun içerisine ilave edeceğim. Tek tek ilave edin. Şu şekilde. Şimdi ben tüm hamurlarımı suyun içerisine ilave edeceğim. Şu şekilde tüm hamurların hepsini ilave ettim. Şimdi buraya karıştırıyorum. Ve daha sonra tencerenin kapağını yarım kapatacağım. Ve hamurların pişmesi lazım. İşte kaynamaya başladı ve ara sıra bu şekilde yavaş karıştırın. Tencereniz ne kadar geniş olursa hamurlar da o kadar güzel pişer. Ve biraz da kaynasın. Hamurun pişip pişmediğini kontrol edin. Biraz da piştikten sonra süzgeçle çıkartıp servis edeceğim. Artık hamurlar da pişti. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Ve süzgeçle şöyle çıkartıp suyunu süzdürüp ve kapıları servis edeceğim. Servis ettim. Şurada küçük tabakta oğlum için. Şimdi ise artık sunum aşaması kaldı. İlk önce şöyle yağlarına soğanı ilave etmiyoruz. İlk önce şöyle 1 yemek kaşığı, 2 yemek kaşığı şöyle ilave edip karıştırıyoruz. Şimdi ise şöyle bir kaseye, kapta sarımsağlı yoğurt hazırladım. Şimdi üzerlerine sarımsaklı yoğurt ilave edeceğim. Sarımsaklı yoğurdu koydum. Şimdi üzerine artık soğanlarını ve etlerden koyacağım. Şu şekilde sunumu da yaptım. Ve artık bugünlük de benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.